Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu umzu plus infinitif konjunktion demet. Bundan ne anlamalıyız arkadaşlar? Konjunktion bağlaç anlamında kullanılan demeti, bunun için, şunun için, şu amaçla anlamına gelen demet ve umzu'yu göreceğiz. İkisi de fonksiyon anlamı itibariyle aynı şeye hizmet ediyor arkadaşlar. Şunun için, şu amaçla anlamına geliyor. Ancak kullanım alanları, yani ne şekilde kullanıldığı, cümle içerisinde nasıl kullanıldığı farklı. Dolayısıyla bunları ayrı ayrı inceliyor olacağız arkadaşlar. Umzu plus infinitif, infinitif yani yüklemi mazhar halde değerlendirdiğimizde kullanılan bir yapı oluyor. Bunların sorusu arkadaşlar wieso ve wozu soruları. Ancak bunları dersin sonunda anlatıyor olacağız. Çünkü bizim şimdiki odağımız umzu ve damit. Dilerseniz umzu ile başlayalım. Örnek cümleye baktığımızda Herr Öztürk fährt in seine Heimat. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Die Heimat arkadaşlar memleket, yurt demek arkadaşlar. Seine Heimat neydi arkadaşlar? Pozitiflikten hatırlıyoruz bunu. Onun memleketi, yani Herr Öztürk bir erkek olduğu için değil mi? Onun memleketi fahren de neydi? Sürmek demekti. Demek ki Bay Öztürk memleketine gidiyor. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar Er möchte Ruhe haben. Evet, ne istiyor? Ruhe, sessizlik, sakinlik istiyor anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bu iki cümleyi umzu ile birleştirdiğimde ne yapacağım? Diyeceğim ki Herr Öztürk fährt in seine Heimat, memleketine gidiyor. Bakın bunu umzu ile birleştirdiğimde virgülümü getiriyorum. Ruhe zu haben. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada ne yapmışım ikinci cümlede? Möchten'i yok saymışım. Çünkü buna artık gerek yok. Niçin gidiyor memleketine? Sessizlik için, sakinlik için. Bu durumda artık modal verbe gerek kalmıyor. Dolayısıyla ben ne yapmış oluyorum? Baştaki cümleyi getiriyorum. Virgülümü koyuyorum. Ve umla devam ediyorum cümleye. Ruhe zu haben. Bakın bundan sonra da ne olmuş? İnfinitifliğim haben gelmiş ve Ruhe zu haben ile sonlandırmışım. Demek ki ne diyorum o zaman? Herr Öztürk fährt in seine Heimat. Bay Öztürk memleketine gidiyor. Niçin? Yani wozu? Dolayısıyla Ruhe zu haben. Demek ki sessizlik için, sakinlik için anlamına gelmiş oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar gene aynı örnekten yola çıkacak olursak Herr Öztürk fährt in seine Heimat. Bu sefer niçin? Er möchte den Kontakt nicht verlieren. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Der Kontakt, Kontakt öyle değil mi? Verlieren, kaybetmek. Evet, kontağı kaybetmemek için. Bakın burada da gene bir modal fiil olan möchten var. Bununla işim yok. Dolayısıyla ne yapacağım? Bu cümleyi umzu ile birleştireceğim. Ne şekilde birleştireceğim? Diyeceğim ki Herr Öztürk fährt in seine Heimat. Aynı cümleyi buraya aldım. Virgülümü getirdim. Den Kontakt nicht zu verlieren. Demek ki ne anlamalıyız arkadaşlar? Ne anlamalıyız? Demek ki zu verlieren, yani buradaki umzu infinitif yapısını buraya oturttuğumuzda ne yapmış oluyoruz? Buraya diğer öğeleri yazıyorum ve zu infinitif, yani mastar haldeki eylemi getirmiş oluyorum. Ve diyorum ki Herr Öztürk fährt in seine Heimat den Kontakt nicht zu verlieren demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Herr Öztürk fährt in seine Heimat. Herr Öztürk fährt in seine Heimat. Er möchte Ruhe haben. Er möchte Ruhe haben. Herr Öztürk fährt in seine Heimat, Ruhe zu haben. Herr Öztürk fährt in seine Heimat, Ruhe zu haben. Herr Öztürk fährt in seine Heimat. Er möchte den Kontakt nicht verlieren. Er möchte den Kontakt nicht verlieren. Herr Öztürk fährt in seine Heimat, den Kontakt nicht zu verlieren. Herr Öztürk
fährt in seine Heimat, um den Kontakt nicht zu verlieren. Bir sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, ich fahre heute in die Stadt. Ne demekti bu arkadaşlar? Ich fahre sürüyorum bugün, değil mi? Heute, bugün in die Stadt, şehre gidiyorum anlamında. Şimdi diyeceğim ki neden şehre gidiyorsun? Dolayısıyla wieso ya da wozu'yu getireceğim. Dolayısıyla bugün neden şehre gidiyorsun? Wieso fährst du heute in die Stadt? Ya da bunun yerine wozu da diyebilirdik. Wozu fährst du heute in die Stadt? Ancak burada wieso fährst du heute in die Stadt diye sorduğumuzda ich will ins Theater gehen. Nereye gitmek istiyorum? Tiyatroya gitmek istiyorum. Bakın burada modal fiil var arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Umzularda modal fiilleri yok sayıyorduk, öyle değil mi? Ne yapacakmışız burada? Ich fahre in die Stadt. Şehre gidiyorum. Niçin? Yani wozu? Um ins Theater zu gehen. Demek ki arkadaşlar ne olmuş burada? Wollen, değil mi? Gitmiş ve bunun yerine ne gelmiş? Um ins Theater zu gehen. Yani bu gittiğinde ne yapmış oluyorum? Zu plus infinitifimi getiriyorum. Bu kadar kolay. Demek ki şehre gidiyorum. Tiyatroya gitmek için. O amaçla. Ich fahre in die Stadt, um ins Theater zu gehen demiş oluyorum. Sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Das Fitnessstudio, evet. Anlaşılacağı üzere fitness stüdyosu demek, öyle değil mi? Jeden Tag neydi arkadaşlar? Her gün anlamında. Şimdi wieso diyebilirim ya da wozu diyebilirim. Neden her gün fitness stüdyosuna gidiyorsun diye soracak olursam, wozu gehst du jeden Tag ins Fitnessstudio? Burada dikkat ettiysek arkadaşlar 3 tane S var. Bunu yanlışlıkla yazmadım. Neden? Çünkü fitness tek başına zaten 2 S ile yazılıyor. Das Studio da zaten böyle olduğu için bunu asla SZ ile yazmıyorum. Aman oraya dikkat edin arkadaşlar. Mutlaka 3 S şeklinde gelmiş oluyor. Dolayısıyla demek ki neden her gün fitness stüdyosuna gidiyorsun diye soracak olursak, wozu gehst du jeden Tag ins Fitnessstudio? Evet, buraya bakıyoruz. Gerekçe neymiş arkadaşlar? Ich will ein paar kilo abnehmen. Evet, ne istiyorum? Ein paar kilo, birkaç kilo vermek istiyorum demek arkadaşlar. Abnehmen fiiline baktığımızda bu ayrılabilir bir fiil. Bakın burası çok önemli. Ayrılabilir fiil olduğu için zu plus infinitif olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Ab zu nehmen olacak. Dolayısıyla buraya baktığımızda ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Her gün fitness stüdyosuna gidiyorum. Hangi amaçla? Um ein paar kilo, dikkat edin, araya giriyor. Zu, um ein paar kilo abzunehmen. Demek ki kilo ver, birkaç kilo vermek için her gün fitness stüdyosuna gidiyorum demiş oluyorum. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Her gün fitness stüdyosuna gidiyorum. Niçin? Wozu? Um ein paar kilo abzunehmen. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı burada da çizgi çekmiştik. Çünkü artık modal fiille işimiz yoktu, öyle değil mi? Dilerseniz şimdi bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich fahre heute in die Stadt. Ich fahre heute in die Stadt. Wieso fährst du heute in die Stadt? Wieso fährst du heute in die Stadt? Ich will ins Theater gehen. Ich will ins Theater gehen. Ich fahre in die Stadt, um ins Theater zu gehen. Ich fahre in die Stadt, um ins Theater zu gehen. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Wozu gehst du jeden Tag ins Fitnessstudio? Wozu gehst du jeden Tag ins Fitnessstudio? Ich will ein paar Kilo abnehmen. Ich will ein paar Kilo abnehmen. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, um ein paar Kilo abzunehmen. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, um ein paar Kilo abzunehmen.
Kısa bir aranın ardından dersimiz devam edecek.